Kafayı almaz arkadaşlar. Çok sıkıcı bir şey almışlar. Kafayı alın çabuk. Çok sıkıcı hocam. Kafayı alın bir şey almışlar. Evet, merhabalar. Eski dostlarla buluşmak için. Merhaba. Herkese de diyorsunuz, ben de lapçıkı falan yapacağım. Bir faydalara gelmeyin, bölümümüz başka falan fırça sattım. Birisi var kim ben sor. Allah Allah. Evet, eve korktu gelmedi. Çok fena. Olmaz öyle. Zaman geldi. Zaten dolmakta fayda var. Sesim duyuyor mu bazen? Duyuyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Sıkıntı olur mu? Merhaba. Arkadaşlar planımız şöyle, sunum planı. Önce biraz nöro felsefe konuşacağız. Zamanımız kalırsa çok da sıkılmazsınız. Az birazcık da nörobilim konuşacağız. Bu şekilde işte bir saat civarında bir şey yapmak istiyoruz. Zihin felsefesinin bir bölümü olarak alabileceğimiz nöro felsefe, felsefenin bazı sorunlarını nörobilimle bağlantılı olarak ele alan bir felsefe yapma tarzı olarak kabul edilebilir. Bu Northrop'un temel klasifikasyonu bu. 2003'te yapmış. Üç farklı bölüme ayırıyor. Bilişsel nörofelsefe. İkincisi ampirik nörofelsefe. Dördüncü de teorik nörofelsefe. Bunlara kısaca bakalım. Bilişsel nörofelsefe özellikle özgür irade, kişisel kimlik, öznerlik, hareket ve fantom hisler üzerinde durur. Bunların tanımı hem felsefi teoriler hem de ampirik sinirsel bilişsel mekanizmaların tanımıyla yapılır. Sinirsel durumlar içinde zihinsel durumlar bulunmaz. Zihin, zihinsel durumlar olarak belirlenir ve birinci kişi tarafından özne olarak ulaşılabilir. Farklı olarak beyin, sinirsel durumlarla belirlenir ve bu üçüncü kişi bakış açısıyla, yani objektif demek istiyor, ulaşılabilirdir. Üçüncü kişi bakış açısı diğer kişilerin üzerine yoğunlaşır. Diğerlerinin beyin durumları kendi beynini dışarıda bırakarak ele alır. Birinci kişi bakış açısı yalnızca kişinin kendi beynine ulaşmayı sağlar. Yani böyle duygularımızı gündelik durumlarda zaten hissettiğimiz bir şey bu. Kendi hislerimizi haliyle hissediyoruz. Kendi beyin maddesi de sinirsel durumlara ulaşmayı sağlamaz. Böylece birinci kişi bakış açısı zihinsel ile üçüncü kişi bakış açısı maddesel beyin ayrılmış olur. İkinci bölüm ampirik nörofelsefe. Odak noktası felsefi teorilerdeki deneye dayalı uyumluluk ve deneye dayalı yalanlamadır. Örneğin, kişisel kimlik için ölçütleri felsefenin önüne sürdüğü gibi deneye dayalı değerlendirme ölçeğine çevrilebilir. Birinci kişi bakış açısının özne fenomenal özellikleri beyin işlevsel görüntülemelerinde, işlevsel MRI, PET gibi uyarı paradigmalarına dönüştürülebilir. Bu felsefi kanunların altındaki sinirsel fizyolojik mekanizmaları araştırmayı sağlar. Son dönemde nörofelsefe terimi sinir bilimsel kavramların geleneksel felsefi sorunların uygulanması olarak da ele alınmaktadır. Bu anlamda orijinal felsefi terimlerin özgür irade, bilinç, benlik gibi sinir bilimsel karşılığını bulmak olarak ele alınmaktadır. Ve bu bakış açısıyla felsefenin sinir bilimi olarak görülebilir. Hem bilimsel nörofelsefe hem de deneye dayalı nörofelsefe felsefenin sinir bilimi için esas parçalardır. Üçüncü bölüm de teorik nörofelsefe. Felsefe ve sinirbilimsel teoriler arasındaki bağlantı için yöntemsel stratejiler ve esaslar geliştirme üzerine yoğunlaşır. Teorik nörofelsefe sinir bilimi felsefesi ile yakın ilişkidedir.
psikolojinin fiziğin felsefesi gibi sinir bilimin felsefesi de sinir bilimindeki ana konular üzerine yoğunlaşma gelişimidir. Buna göre teorik felsefe hem sinir bilimi felsefesini hem de nöro felsefenin felsefesini kapsar. Bu görüşler Nordhoff'un Philosophy of the Brain yayınlarından alınmaktadır. Burada yine temelin fark etmişsinizdir, Nordhoff üzerinden gidiyoruz. Diğer bazı bilgiler ekleyeceğiz ama ana isimimiz Nordhoff üzerinden. Nordhoff'un önemli bir tarafı var. İki şapkası var, hem sinir bilim, nöro bilim doktoru hem de felsefe doktoru aynı zamanda. O yüzden de felsefeyle bağlantılarını kurabilen çok nadir, aynı zamanda sinir bilim şapkası olan nadir insanlardan bir tanesi. Nordhoff'a göre self kavramı, yani benlik kavramı, bizim psikoterapide kullandığımız temel nokta biliyorsunuz self, içinde çalıştığımız temel nokta self. O yüzden benlik deyince ya da ben deyince ya da ego deyince bizim aldığımız sadece self. Başka bir şey kastetmiyoruz. Farklı felsefe, nörobilimsel anlamlarda kullanılmaktadır. Nordhoff'un bu eleştirileri göz önüne alınarak self'in felsefeleri genel olarak nasıl alındığını gözden geçirmek gerekmektedir. Günlük dilde insanlar kendilerinin veya başkalarının selfie ile ilgili konuşurken neden söyledikleri konusunda hiç zorluk çekmezler. Gündelik kullanımda sert çoğunlukla deneyimlerin öznesi, kararlar alan ve ilerleri sürdüren içsel bir fail veya korkuların, arzuların, fikirlerin ve umutların kaynağı olan bir kişinin ruh olarak tasvir edilir. Kavramın işaret ettiği bu geniş çerçeve incelendiğinde çoğu zaman diğer birçok niteliğin ve kaybetin de kendisine eklendiği, bir andan diğerine sürekli taşıyan, yalın tek bir varlık şeklinde düşündüğü görülebilir. Ancak selfin sürekli ya da yalın olup olmadığı konusunda farklı görüşler de vardır. Bu karmaşık yapısı nedeniyle self, felsefe tarihi boyunca dikkati çeken en önemli sorunlardan biri olmuştur. Bu nedenle felsefe bilimde self hakkında yapılan oldukça farklı, hatta çoğu zaman karşıt görüşlere bakmak yeterli olacaktır. Descartes'dan önce bir self problemi, yani bir zihin-beden problemi onun bir yansıması olarak yoktu. Çünkü yaşayan bir varlık olma gerçeğini Aristoteles sadece zihinsel yetilere sahip olmakla anlamlandırıyordu. Yani diyebiliriz ki bu zihin-beyin ayrımının başlaması Descartes'te oldu. Daha önce zaten bedenin zihin etkilediğine dair bir şüphe ya da bir fikir ortada yoktu. Evet. Descartes'in kardesyen pratikmasını ikicilik diyoruz. Yani ruh ve beden birbirinden ayrılır. Bu temel nokta. Bu daha sonra evrimleşip tekçi paradigmaya doğru bir gelişim gösterecek. Modern dönemde self ile ilgili tartışmalar az önce söylediğimiz gibi Descartes'la başlamıştır. Self'in maddi olmayan yalın basit bir töz olduğunu ileri süren Descartes bu fikrini kanıtlamak için metodolojik şüphe denilen bir yola başvurur. Ona göre kendi fiziksel varlığında dahil olmak üzere algıladığım ya da inandığım her şeyden şüphe edebilirim. Fakat nihai noktada şüphe ettiğimden şüphe edemem. Ayrıca şüphe etmek de düşüncenin bir biçimi olduğu için her şüphe ettiğimde düşünüyor olduğumu onaylamış olurum. Bu da düşünen bir şey olarak self'in varlığını kanıtlamaktan başka bir şey değildir. Ünlü tabirle düşünüyorum. O halde dolayısıyla Descartes'e göre self fiziksel bir bedenden tamamen ayrı zihinsel bir töz, düşünen bir tözdür. Yani vücutta bağımsını baştan ayırmış oluyor. Descartes'ten sonra İngiliz deneycileri felsefe alanında görüyorlar. Bunlardan ilki Locke, Descartes gibi Locke da tözlerin varlığına ve zihinsel olayların self için temel olduğuna inanıyordu. Fakat farklı olarak Locke, self ile zihinsel bir tözü aynı kefeye koymamış, onu bilinçle tanımlamıştır ki çağdaşlarda da Locke'un fikirlerini takip eden bir takım filozoflar, düşünürler hala bulunmakta. Bu yüzden self'in sürekliliğini sağlayan şey bedensel özdeşlik veya Descartes olduğu gibi düşünen tözü özdeşliği değil fakat düşünceden ayrılamayan ve onun için özü olan bilincin özdeşliği. Onun göre bir düşünen varlık, geçmişteki bir eyleminin idesini hem ilk idedeki bilinçle hem de şimdiki eylemine ilişkin aynı bilinçle inlemeyi başarabildiği sürece aynı kişisel sert olacaktı. Bu çağdaş anlayışta otobiyotik bir sert edilmişe dikkat edin, çok benziyor. İleride tekrar buradan geçeceğiz.
bedenimizin eylemler aracılığıyla varoluşlara katkısı ne olursa olsun, aynı bilinç değişik zamanlardaki varoluşları aynı kişide birleştirir. Dolayısıyla Locke'un ortaya koyduğu ve bilincin merkezde olduğu psikolojik karakterdeki bu görüş, selfi, deneyimin öznesi olarak izah edilmektedir. Tekçilik paradigmasının ilk darlığı David Hume'ca 18. yüzyılda başlatıldı, bastırıldı değil. Ancak Hume hala bir dualistti ve mülkler ayrımına olarak bilinen şey temel olan bir durumu savundu. Bunun bir parçası olarak mülkler ayrımına üçüncü bir şey, zihinsel fenomenler boyutsal kavram ve pozisyondan yoksundur. Bu sebeple maddesel olmamalıdır. Yani ikinci paradigmanın bir devamı. Fakat maddesel olmayan bu zihin nedir? Descartes'ci self fikri ona göre bir kurgudan ibarettir. Ancak bu durumda self kavramının neye işaret ettiği sonra da ortaya çıkmaktadır. Hume kendi deneyimleri üzerine düşünmesinden hareketle hiçbir zaman tipyel bir algı olmadan yakalanamadığı için self kavramını yalnızca bir algılar demetine atıfta bulunmak amacıyla kullanabileceğimizi iddia eder. Yani aslında bu davranışçı ekolden gelen son 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı bazı fikirlerde de yaşamını korumuş bir fikir. Gelen algılar bizim selfimizin temel çizgisini oluşturmaktadır. Aslında ana akımdan bir sapma ancak taraftarları ve gücü hala devam etmekte. Öyle ki Hume'a göre algıların bir süreçte ortaya kalktığı derin bir öyküde olduğu gibi self'in duyumsanamadığı durumlarda var olmadığı da kesinlikle söylenebilir. Hume her türlü ruhaniyetin fikrini iç gözlerinin bizi kendi algılarımız dışında bir şeyi keşfetmeye yönlendiremeyeceğini de söyleyip kesin olarak belirtmiş. Yani iç gözlerinin yerine sadece algıları dış ortamdan gelen bir takım dataları koymakla Descartes'tan büyük bir sapma gösterir. Descartes'i bir çizgi olarak arasın. Ben bir algı olmaksızın herhangi bir zamanda kendimi asla yakalayamam. Ve asla algıdan başka bir şeyle gözleyemem. Ki bu onun zihinsel aktivite konseptini bir algılar yığını olarak belirtmesiyle sonuçlar. Deneyime dayanan oldukça farklı bir yöntem kullanarak self sorununa yaklaşmayı denemiştir. Ümit deneyim kavramı yüklediği anlam oldukça kesindir. Ona göre deneyim, duysal algılar veya tutular olan izlenimler, duyu içerikleri ile izlenimlerin soluk kopyaları olan ve hafızada ya da muayyede bulunan fikirler, düşünce içerikleri şeklinde iki tür fenomen içermektedir. Bilinebilecek her şeyin bu iki fenomenden biri üzerine temellendirilmesi gerektiğini bir sürü self'e dair görüşünü de bu çerçevede ele alır. Descartes'in yalın, bütüncül ve zaman içinde değişmeden kalan self görüşünün kendisinden türetilebileceği hiçbir izlenim olmadığı için kabul edilemeyeceğini, böyle bir self fikrinin deneyimimizden elde edilen delillerle desteklenerek sanılamayacağını ortaya koymuştur. Sonra Kant'a geliyoruz. Kant da tıpkı empiristler gibi tüm bilgimizin deneyimle başladığını savunur. Ancak Kant'a göre tüm bilgilerimiz deneyimle başlamış ve harekete geçirmiş olsa bile bu tümünün deneyimden doğduğu anlamına gelmez. Çünkü deneyim sadece algı içeriğini bize vermekle yetinmez. Ne yapar? Şu andaki anlayışımız da biraz kantı etkin. Ne yapıyoruz? Algıları işlemliyoruz ve sonra o işlemden çıkan bir sonuçla selfimizi inşa ediyoruz. Deneyim aynı zamanda bir süreçtir ve zamanı işaret eden bu süreç bizde deneyimden kaynaklanmayan bazı zihinsel form ve kategorilerini harekete geçirir. Algı içerikleri harekete geçen ve işlevsellik kazanan bu form ve kategoriler, insanın duyumsal ve düşünme yetisinin deneye önsel yani a priori yapısına işaret eder. Bunu ne olarak algılayabiliriz? Self ve psikoterapide ya da psikolojide sıklıkla gördüğümüz bir genetik yükümüz var. Bu mizaç dediğimiz şey de olabilir ve algılar gelip bu mizaç filtresinden geçerek işlemlenir. Ve hepimiz ayrı ayrı işlemleme yaparız ve ayrı ayrı sonuçlara ulaşırız. Kant, saf aklın eleştirisinin transcendental estetik bölümünde duyarların a priori formu olan uzay ve zaman formlarını ele alır. Uzay ve zaman doğrudan duyu algımızın içerikleri olmamakla beraber her türden algı içeriğinin zorunlu ve evrensel formları ya da biçimleri olarak tüm insanlığının önsel formlarıdır. Kant, self kavramını düşünen bir şey olarak onun bilinebileceği şeklindeki
Descartes iddiaya karşı bilincin bilginin mantıksal veya biçimsel niteliği olarak ortaya koyar. Hume ile benzer şekilde Kant da bir düz olarak selfi reddeder. Ancak benimsediği yöntemin çok sevgili olduğunu ve deneyimin bizatihi kendisini mümkün kılan şeyi ihmal ettiğini belirterek Hume eleştirir. Ona göre self deneyimi ve dolayısıyla da bilgi olarak da kılan aşkın ön koşuldur. Onun terminolojisini kullanırsak bu aşkın self deneyimi mümkün kılan zaman, mekan ve diğer kategorileri temelidir. Kant bu yüzden selfi deneyimin içinde arayan Hume'un herhangi bir şeye rastlaması hiç şaşırtıcı değildir. Çünkü aşkın selfi deneyimin içinde arayan her çaba yine kendisine başvurma türde kalacağı için onu asla bulamayacaktır. Kant'a göre aşkın selfi bilgisi yalnızca öncül bir bilinç elde edilebilir. Bilgisiyle yalnızca öncül bir bilinç elde edilebilir. Fakat Kant deneyime dayalı olmadığı ifade ettiği bu saf bilincin nasıl gerçekleştiği ya da nasıl bir şey olduğunu hakkında açık konuşmaz. Bu da ne ekleniyor aslında toparlarsak? Dış dünyadan bir algılar demeti geliyor Hume'den olduğu gibi onun önerdiği gibi. Ancak bizim bunu aşkın selfie ulaşmak için işlemlerimiz ve ona başka bir forma getirmemiz gerekiyor. Ve hepimiz de bunu ayrı ayrı ve kendimize özgü bir şekilde, öznel bir şekilde yapmış oluyoruz. Sonraki adım 19. sonlarında evrimsel fikirlerin acımasız savunuculuğu yatanına Thomas Huxley tarafından atılıyor. Huxley deneysel kanıtların Descartes'in hayvanlara makine olarak yaklaşmakta haklı olduğuna emindi. Fakat tabi burada da yine Pavlov'un davranışçı deneylerinden yararlanıyor. Fakat evrimsel fikirleri sebebiyle de muhtemelen hayvanların bizden çok farklı olduklarını kavradı. Bu da onu dualizmin reddedişine getirdi. Çünkü yalnızca iki yol açıktı. Ya hayvanların da akli durumları mevcuttu ya da Homo sapiens dahilimiz birer otomasyon. Huxley umutsuz bir uzlaşıyı bozmayı başardı. Hem bizim hem de hayvanların bilinci var. Fakat tamamen güçsüz. Çünkü bilinç beyin aktivitesinin bir etik fenomenidir. Bir yan ürünüdür. Duyu fenomenleri vücudun mekanizmasını yönetilen bir şeydir ve mekanizmayı hareket edeceğin sebeplerden çalışan bir saat sesiyle ona dolan yay etiminden farklı kadar da farklıdır. Bu oldukça fiziksel, materyal ve eylemlerin ruhani bir fenomeni olarak zihinsel kusursuz şeklinde şiirselleştirilmiş bir bakıştır. Gilbert Riley tarafından yapılan katkı zihin üzerine felsefenin modern çağını başlatıyor. 1949'da Riley, zihin konsepti isimli Descartes'in yaklaşımını kesin şekilde reddettiği oldukça etkili bir kitap yayınladı. Zihin vücut problemine cevabı kendi bir analogla nazik bir şekilde esir ettiği kategori hatası olarak düşünmek oldu. Oxford'u ziyaret edenler, kolejleri, kütüphaneleri, laboratuvarları, öğretmen ve öğrencileri görüp fakat ama üniversite nerede diye soran bir turisti düşünüyor. Burada kendi düşüncesini gerçeğin bir aslında parçası olarak gören Descartes'a gönderme yapıyor. Benzer şekilde Riley için zihinsel aktivite, fiziksel aktiviteden başka bir şey değildir ve ondan oluşmuştur. Bu bir üniversite için yararlıyken zihne çevrildiğinde görünür olmayan içsel akli davranışların varlığını reddetme anlamına gelebilir. Bu hakla psikolojide o zamanlar oldukça rağbetli olan davranışçılığı getirmektedir. Davranışçılar da olduğu gibi Riley'nin yaklaşımı konu özellikle çoğumuzun akli olanın çok önemli tarafları olarak düşünülürse geldiğinde tatminci olmuyor. Gözle görülebilir davranışları sebep olan içsel mekanizmaları aklamak. Böylece zihin problemiyle ilgili ilginç olan birçok şeyi de saf dışı bırakmış oluyoruz. Bundan sonra sahne alıyor. Bildiğiniz gibi 50'lerde Nobel alan DNA'nın sarmal yapısını bulan gruptan iki kişiden bir tanesi. Daha sonra nörobilime çok büyük zaman ve yatırım yaptı. Bilimsel danışa göre aklımız yani beynimizin davranışı sinir güçlerinin ve öbür güçlerinin ve bağıntılı molekülünün etkileşimleriyle açıklanır. Bunu Şaşırtan Varsayım adlı popüler bir kitapta da yayınladı. Şaşırtan varsayım şu, siz neşeleriniz, üzüntüleriniz, anılarınız, ihtiraslarınız, benlik ve özgür irade duygularınız ile aslında çok sayıda nöron ve bunlarla ilişkili moleküllerin bir arada davranışından ibaretsiniz. Halis bunu şöyle ifade edebilirdi, bir nöron nesnesinden başka bir şey değilsin. Bu varsayım günümüz insanının düşüncesine o denli yabancı ki
şaşırtıcı olarak ilgilendirmeme hak vereceksiniz. Çoğuna göre bu sürpriz bir kavram. Sayıların ne denli çok olursa olsun, etkileşimleri ne denli karmaşık olursa olsun, zihnimizin bir dizisinin hücresinin adetindeki davranış olduğuna inanmak kolay değil. Özellikle o dönem için bu çok büyük bir şok yaşattı. Toparlarsak, iki tane temel paradigmamız var. Bir tanesi ikicilik, Descartes'ten gelen Kartezyen paradigma. Bir de tekçilik, doğalcılık, yani bu bilimlerin gelişmesiyle aslında her türlü zihinsel faaliyetin beyinsel bir faaliyet olduğunu ileri süren, iddia eden doğalcı paradigma. 1900'lerin başından itibaren artık doğalcı paradigma tamamen nörofelsefeye egemen oluyor. Ve ilk bunun birikimin ilk sonuçlarından bir tanesi de özdeşlik teorisi. Yani bilincin zihinsel korelasyonları paradigması. Burada temel sorular şunlar. Fizik dünya ile nedensel veya hiyerarşik düzenlenmiş selfi açıklayabilir miyiz? Evren tek dünyadan fizik bir dünyadan ibarettir. Fizik kuralları çerçevesinde açıklanabilir. Dış dünyadan yani uyananlar, insan türünün fenomenler uyananları nasıl dönüşüyor? Darwinçılar, daha önce de bahsettiğim gibi, beynin nörobiyolojik organizasyonunun kendiliğinden kumcu bir tarzda, yani bir tür algılar demet olarak zihin ve bilinci inşa edeceğini varsayıyor. Yani algıları bir araya getirelim, bunun sonucunda zihin ve bilinç ortaya çıkar şeklinde bir yaklaşım var. Birinci paradigmanın ilk sonuçlarından bir tanesini benim bahsetmiştik, özdeşlik teorisi. 50'lerde bir grup yazarın gelişimiyle zihin vücut programına yeni bir yaklaşım ortaya konuldu. Bu yeni yaklaşım günümüzde özdeşlik teorisi olarak bilinir. H. Fayel, U.T. Place, Burgess, C. Smart ve arkadaşları davranışsallığın zihinselliğinin ötesine geçmeye ve ilk ve son kez zihni beynine tam tanımlamaya çalıştı. Yani aslında çok geç bir tarih haliyle bize yani bunu inşa edilmiş olması aslında çok eski bir şey. Bir teorisine göre açıkça the mind is the brain, zihin beyindir. Akli durumların beynin özel durumlarıyla ödeş olduğunu söylemiş olmaktadır. Burada problem bu ödeşliğin tam olarak nasıl faaliyet gösterdiği, açık amplik sorusunun yanında basit bir ödeşliğin oldukça tatminsiz olduğu örneklerinde olmasıdır. Örnek olarak beyin ve zihinsel durumlar arasındaki ilişki basit birebir bir eşlemedir. Ve böylece yarın Parkinson olduğunu düşünen herkes aynı beyin durumunda mıdır? Akla neredeyse hiç uygun görünmüyor ve beyin esnekliği olarak bildiğimiz şeyle daha genel olarak da beynin çalışma şekliyle ters düşüyor ki bu bir zihin teorisi için ciddi problemler doğurabilir. Özdeşlik teorisi işte bazı yetersizliklerinin az önce konuştuğumuz meseleleri giderek taraftarlarını kaybetmesiyle eleyici maddeye doğru evrimleşti. Eleyici maddeye gelecekte ortaya konulacak bazı beyin yapılarının yani gelecekte nörobilimin ulaşacağı bilimsel seviyenin demek istiyor. Biraz futurist bir yaklaşımda. İnsan davranışlarının nasıl ortaya çıktığını açıklayacağını istiyor. Bu da bir çok kullanılan bir metafor var. Eskiden de yanma olayının filojospin denen bir maddenin salınımıyla ilgili olduğu zannediyordu. Böyle bir analoji yapıyor. Nasıl zaman içinde filojospin kavram ortadan kalktıysa, işte şimdi de bu zihinle ilgili olan o düşünce boyutunda ruhsal bir töz yaklaşımının ortadan kalkacağını iddia ediyor. Aynı şekilde bilişsel bilimlerde zamanla benzer bir gelişme ile geleneksel psikoloji ortadan kalkacaktır. Son 50 yılda biyolojik sinir ağları, sinir hücreleri arası olayların anlaşılması, beyinle ilgili yeni gelişmeler, eleyici maddeciliğe doğru gelişe yön vermektedir. Temel kuramcılarından bir tanesi Churchland bilgisi. Paul ve Petrus sevgilerinde Churchland. Kitapları bulunmuyor hala. Çok yeni değil baskıları ama. İşte işlevselciliğe geliyoruz bu eleyici maddecilikten sonra. 60'larda Jerry Fodor bu okulun öncüsü olarak ortaya çıkıyor. Özdeşlik teorisinin basit indirgemeci yaklaşımını zihinsel fenomenlerin farklı tip fiziksel yapılar cereyine getirilen fonksiyonları temsil etmesini zihin-vücut ilişkisini düşünmenin daha iyi olması gerektiğini ileri sürerek reddetmektedir. Bir bakıma zihinsel olan yazılımdır ve farklı tür donanımlarla da çalışabilir.
Belki de zihin bilimi ve felsefesi arasındaki sınırda en gelecek vaat eden çalışma alanları beyin hasarlı hastalarla çeşitli zihinsel görevler yerine getirilirken nörolojik görüntüleme ve temel beyin süreçlerinin sinirsel ağlardan geçirilerek bilgisayar simülasyonuyla yapılan deneylerdir. Beyinlerin bir kısmı hasarlı belirleri araştırılması özel fiziksel yapıların temel zihinsel deneylerin nasıl doğrudan içinde olduğunu ortaya çıkardı. Amigdalalar ve hipotalamus, duyguları hissedebilmemiz ve bir deneyimin kurumsal içeriğini yaşamımızda önemli ve önemsiz olana rehber olarak kullanabilmemiz nedeniyle önemlidir. Bunlar amigdala ve hipotalamus duygu merkezlerimiz ve temel duygu merkezlerimiz aslında. Bu yapıların araştırması bize, kurumcu duygunun motivasyonumuza esas olduğu, çünkü olmadan dünyanın yıkımıyla bir parmağın çıkartılmasının önemi arasında ayrım yapamayacağımız ünlü iddiasını hatırlatmaktadır. Yani aslında daha sonra yapılan bir çalışma da bunu destekliyor. Amigdalası alınmış insanlar mantıklı karar vermekten de yoksun kalıyorlar. Aslında amigdala bizim dürtü duygu merkezimiz ve onsuz daha rahat edebileceğimiz, daha soğukkanlı karar alabileceğimiz zannedilir. Ancak tam tersi oluyor ve bu da bu teorik görüşü destekleyen bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Son dönemde bir takım nörobilimciler nörofelsefede gitgide kendilerini göstermeye başladılar. Bunlar Gazzaniga, Rachel Marden ve Damasio, özellikle Damasio gibi nörologlarca öne süren daha genel teorilerin yanında bu bulgular, bu doktoru zihin-beden ilişkisinde ektoplazma olmayan bir yönelliği kabul etmeye zorlar. Ektoplazma biliyorsunuz bu mevcutların içinden çıkan ruha benzer şöyle duman gibi bir şey var. Onu bir eski üyesi olarak araya koyuyor. Beyin gittiğinde zihin var olmayı bırakır. Ve bir kişinin basitçe hayal edebileceği tüm beklenildiği sonuçlarla beraber. Bu da anlattığım maddeci bir yaklaşım. Nörolojik görüntüleme, okuma, alaki karar verme ve hatta dua etme ve meditasyon gibi örneklerle ilgili beyin aktivitesini detaylı olarak haritalarımızı sağlam noktasında gelişmektedir. Ortaya çıkan resim farklı tür nöronlar ve beyin bölgelerinin farklı görevler yerine getirdiğini göstermektedir. Ve beynin çok amaçlı bir bilgisayar olduğu fikrini kesin olarak reddediyor. Tersine, bazıları objelerle renkliyle tanımlar gibi temel görevleri yerine getirmek için doğal seçimde şekillendirilmiş, dağınık ve karmaşık modüllerden oluştuğunu görüyoruz. Sonuç olarak kategorileştirme, objeleri tanıma, hafıza gibi oldukça donanımlı beyin fonksiyonunun simülasyonu süreç esnasında kendi problem hissinde, problemler hissinde ortaya çıkarırken, örneğin kendi gelişen bir simüle ayrışılığı kategori oluşumunu simüle edebiliriz. Fakat ardından gelen ağ, kendisinin gerçekten nasıl çalıştığını anlamakta ciddi problemler yaşıyoruz. Ancak bu ulaşılan nokta eski moda yapay zekaya potansiyel olarak çok değerli bir alternatif sunmaktadır. Burada bilinç dışına rolüne dönelim. Bilinç dışı aslında biliyorsunuz psikolojik süreçlerde çok temel bir şey. Ancak self'in ve self felsefesinin özellikle bugün ona odaklıyız. Çünkü başka nörofelsefenin çok başka alanları da var. Örneğin özgür irade ve bilinç gibi. Çok temel bir bölgesinin çok temel bir rolünü temsil ediyor. Helmholtz'a kadar da bu çok da bilinen bir şey değildi. 19. yüzyılın sonunda Helmholtz fikirlerini yayınlıyor. Beyindeki her düşünce sürecinin bilinçli olduğu Helmholtz'a kadar başka bir şekilde anlaşılıyordu ama bu süreç Helmholtz'tan sonra artık başka bir şekilde anlaşılmaya başladı. Çoğu grup bilimci bazı süreçlerin bilinç dışında algılanabilir olduğuna inanıyordu. Örneğin 19. yüzyıl Alman fizik ve fizyoloji bilimcisi Helmholtz algılamayı bilinçsiz çıkarsama olarak nitelendirmekteydi. Bunun da algılama mantıksal yapı açısından çıkarsamadan anladığımız şeye benzer ama büyük ölçüde bilinçsizdir demek istiyor. Bir çıkarsama ama bilinçsiz düzeyde. Bu o dönem için çok büyük bir tabii fikir yaratıyor. Böylece 100 yıl öncesine kadar 3 temel düşüncenin geçerli kazanmış olduğunu görüyoruz. Bu temel Locke'un self'in bilinç ile açıklanması temelinde. 1. Beyindeki her işlem bilince uymaz. 2. Bilinç bir tür bellek, büyük bir ölçüde çok kısa süren bellek gerektirir. 3. Bilincin dikkat ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Frege'e göre bir davranış duraklama dönemi de geçirdik.
Bu dağınıkçılığın yaygın olduğu 50'ler boyunca devam eden bir şey. Maalesef akademik ruh bilimde birinci ruh bilimsel bir kavram olarak yararına yatsıyan bir akım ortaya çıkıyor. Bunun nedeni kısmen iç gözleme dayanan deneylerin bir yere gidiyor gibi gözükmemesi. Çünkü iç gözlem baştaki tek kullandığımız yöntemdi. Kısmen de psikolojinin deneyici tarafından objektif olarak gözlemlenebilen davranışları, özellikle hayvansal davranışta incinleri, daha bilimsel olacağı umuduydu. Daha davranışsa davranışçıdır, anlayış. Bu anlayışta davranışçılıkta akılla ilgili olaylardan söz etmek bir tabu oldu. Her davranış uyarı ve tepki söyleminde açıklanabilir. Uyarı olacak ve bunun tepkisi olacak ve bunun her şeyi açıklamamıza izin verdi. Temel yaklaşım, davranışçılığın temel yaklaşımı bu noktada. William James aslında pragmatist filozofların önüne gelenlerinden bir tanesi ama psikolojinin temelleri altında bir eseri de var. Çok noktada eser veren çok önemli bir filozof. Ve bu konuda da self konusunda çok temel fikirleri var. Ve hala bunlar canlılığını koruyor. Self'i üçe ayırıyor o dönem için ve bunu şu anda da çağdaş nörobiyologlar ve filozoflar aynen kullanıyor. Enteresan bir adam ve 100 yıl sonra fikirleri çok da bir canlı. Descartes'ci bir töz ya da Hunca algı demeti olarak o zaman hakim olan görüşlerden farklı olarak self hakkında çok boyutlu bir yaklaşım ortaya koyuyor. William James. Ona göre self'in biri deneyimsel, diğeri saf ego olarak tanımlanabilecek iki türü var. Deneyimsel self ise kendi içinde maddi, sosyal ve ruhsal olarak üç farklı self'ten oluşuyor. Kişinin dünyayla bağını kurarak ona sürekli bir akış halindeki deneyimi kazandıran bu self, kişinin bedeni ve zihinsel güçlerinden toplumsal ününe, oturduğu evine, sahip olduğu eş dostuna, elbiselerine ve benzeri her şeye kadar uzanmaktadır. Yani bir sistemin içinde olduğunu anlıyoruz. James'in anlayışına göre. Saf ego ise en genel ifadeyle kişisel özdeşlik hissi için zamansal sürekliliği ve öznerliği mümkün kılan temel yapıdır. James'in selfliğin çok büyük yapısına dair yaptığımız sınıflamanın dışında altın çizdiği ikinci önemli nokta, duyguların beden kaynaklı olduğu ve self'in de doğrudan bu duygularla bağlantılı olduğudur. Zaten bu self kategorizasyonun temelinden bir tanesi. Bu duygu benim üzerine temellenen ve katmanlar halinde sosyal self'e kadar üst üste inşa eden yapı, Damasio'da en önemli temsilcisini bulan modern self anlayışını da öncelemektedir. Birinci sürekli bir akışın olduğu yönündeki görüşü de bugün Defomont Network, yani istirahat modül network, beyindeki dalgalardan bahsediyoruz. Bize sorduğu sürekli aktif zihinsel büyük bir paralellik gösteriyor. Yapımlık tarafı şöyle bir şey, biz hiçbir şey düşünmeden alınan fMRI görüntülerinde, fonksiyonel MR görüntülerinde bir zihinsel aktivite buluyoruz. Buna selfimizin zihinsel aktivitesi olarak yorumlamak üzere DMN, Defomont Network, Barcelona Network ya da Defo Network diyoruz. Bu network bizim selfimizi, derneğimizin temel parçasını temsil ettiği düşünülüyor. Ve bu modellemeyle bir tabi deneyebiliyor. Bundan sonra çok önemli bir filozof daha var ki çağımızda hala etkisi çok büyük. Bu Sir Kant'ın ortaya koyduğu deneyimi mümkün olan aşkın self kavramının modern düşüncelerini takip ediyor. Sir de Kant'a benzer şekilde self'i birleşik bileşik alanın tamamen biçimsel bir tek olarak tarif etmektedir. Sir bunun birbirinden ayrı parçaların birleşiminden izlenimler ve fikirler oluşturmuşunca atomik karakter deneyim kavramını itiraz ederek deneyimin her zaman öznel, niteliksel ve bütüncül bir bilinçli bir alandan meydana geldiğini savunmaktadır. Bu dönemin önemli bir niteliği ise mantıksal veya biçimsel bir serbe sahip olmasıdır. Yani her bilinçli deneyim durumundan o deneyime sahip olan ve ona eklenmiş görünen bir serp eşlik eder. Ve bu sayede bu bilinçli deneyim bir faile ait olan anlamında bir karaktere yürütür. Ne için doğru bir bilinçli biyolojik açıklamanın yapabilmesi için beynin nasıl olup da bu self ürettiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bir ara verelim mi arkadaşlar? Yoldunuz mu? Her şey herkes mutlu mu? Tamam. O zaman devam edelim.
beyin zihni nasıl bilinçli hale getirir? Self'in keşfi. Kısaca bilinçli zihnin gerçekten davranımızda onun farklı imgelerin bir araya gelmesine oluşmuş olduğunu görüyoruz. Bu imgelerin bir kısmını yukarıda temel mekanizmaları tanımlayan nesneler yapıyor. Diğer kısmı ise self'i tanımlıyor. Bilincin ortaya çıkabilmesi için zihin içeriklerinin kendisine bağlanacağı bir self'e ihtiyaç vardır. Bu da çok temel bir nokta. Bilinç için self'e ihtiyaç duyuyoruz. Bu da çok aslında devrimsel bir fikir ve son 10 yılın bir ürünü. Yani bir self olmadan önce saf zihin tamamen bilinçsizdir. Self şu özellikleri içermelidir. Self perspektifi, haritalanan tüm nesneler belirli bir bakış açısına göre haritalanıyor ki bu da bedenden kaldırılan oluşturulan bakış açısıdır. Haritalamak dediği şey, dış dünyadan gelen bütün uyarıları beynimiz bir takım kodlara çeviriyor. Buna haritalamak olarak şimdilik adlandırıyorlar. Ve bu haritaların başka düzeylerde haritalanması da bizim selfimizin aslında temel bir takım kategorilerini oluşturuyor. Aslında kimlik dediğimiz, self dediğimiz şey de bu aslında haritaların ürettiği bir ürün diyebiliriz. Bunu biraz daha açacağız. İkincisi sahiplik özelliği. Nesneler hakkındaki hislerimiz, onların zihnimizdeki temsili varoluşlarının, yani imgeler, bize ait olan ve hiç kimseye ait olmayan şekilde sınıflandırıyor. Yani ne selfimize ait ve ne selfimize ait değil. Ne bize ait, ne bize ait değil. Bu çok temel bir nokta. Dünya ile kendimiz arasındaki ayrımı yapmakta temel çizgi bu. Fail ve zihnin agency ya da zihnin tarafından yönetilen nesnelere ve bedenin tarafından sahne yapan aksiyonlara sahip olduğu duygusu. Yani bu süreci tamamen ben içinde olarak yönetiyorum. Bunun içindeyim ve bunun faili benim. Bu ilksel duygular, primordial feeling olarak ifade ediyor. Objelerin ona nasıl müdahale olduğu veya olmadığından bağımsız olarak yaşayan bedenin tek bir birey olarak saf varoluşunu sağlar. Bu da bedenimizden gelen bütün duygular, bütün hissettiklerimiz, duyu organlarımızdan gelenler, iç ortamdan gelenler, yani şu anda her an hissettiğimiz her şey. Hissettiğimiz masa, hissettiğimiz hava, hissettiğimiz karanlık, aydınlık, koku hepsi buna dahil. Bu dört elemanın, demin konuştuğumuz dört elemanın üst yayılması en basit biçimde selfie yapar. Beynin zihnin içinde bir bilinci oluşturmaya başardığı zaman, onun arkasından öznerlik gelir. Bilen özlerini evrimsel bir kişinin kendi hayat evrimi süreci esnasında şu basamakları takip edip ortaya çıktığını söylüyor. 1. İlksel, protoself ve onunla bağlantı olarak ilk duyular, primordial feelings. 2. Hareketleri idare eden çekirdek self. 3. Son olarak sosyal ve ruhsal boyutu oluşturan otobiyografik self. Hipotezin ikinci kısmı ise self'in basamaklı halinde inişi olduğunu iddia etmektedir. Her üç basamakta birbirinden ayrı ama birbiriyle koordinasyon gösteren beyin alanlarında inşa edilir. Erken evrede, yani protoself'te, yani vücut duyularının toparlanmasından gelen ilk self'imizde, terimin tam anlamıyla bir bilinçlikten söz etmek kısaca göre olanaksızdır. Yazar mıyız? Temelde son nokta bu. Damasio'ya ait bir terim. Onun son nörobilimsel evrimin son aşaması bu olarak görme imkanımız var. Evrimin ileri aşamalarında core self ve yani çekirdek self ve sonrasında bilinçlik olarak isimlendirmeye layık subjektiviteyi de içeren zihinsel durum yani otobüsün bir self ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu self basamaklarının organizasyonu ve birbiriyle ilişkilerini gözden geçirelim. İlk self, protoself, self'in en ilkel aşaması. Beynin organizmanın üzerine inşa edilmiş kısımlarından zuhur eden ve bedenin görece stabil görünümlerini temsil eden imgelerin bir araya toplanmasından oluşur. Primordial feelings yazarın isimlendirdiği yaşayan canlı bedenden ortaya çıkan hisleri ortaya çıkarır. Çekirdek self inşası için de temel taş aşamasını oluşturacaktır. Protoself organizmanın fiziksel yapısının mümkün olan en stabil görünüşünün an be an farklı beyin nöronal yapılarının haritalanması ve bu haritaların birbiriyle entegre edilmiş bir koleksiyonundan oluşur. Protoself yapan haritalar sadece beden imgelerini değil, beden imgelerinin oluşturdukları hisleri de içerikleri bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır. Bedenin bu temel duyguları normal uyanık beyinde spontan olarak mevcuttur. Protoself'in inşasına katılan anatomik olarak beyin satından kortekse kadar uzanan, dağınık ve uzamsız olarak dağıtılmış haritalama sistemleri
aşağıya aktarılmıştır. Bunu birazdan göreceğiz. Bu haritaların endekreasyonu aynı zamanda aynı zaman penceresi içinde çapraz sinyal işleme yoluyla da sağlanır. Hepsinin konverjans bölgesi genel haritalandıkları bir yere ihtiyaç yoktur. Bir, ana introseptif iç ortamdan gelen haritalar. Bu haritaların kaynakları iç ortam ve iç organlardan gelen sinyallerdir. İç ortamın süre giden durumunu normal hesaplar tarzında ortaya koyarlar. Fizyolojik ihtiyaçların susama, acıkma gibi dinsel düzeyde ifade edilmesini sağlarlar. Has sisteminin organizasyonuna katılırlar. Bu sinyallerin bir alt seti toplandıkları ve modifiye ettikleri özel üst beyinsel çekirdeklerinde ilk duygular yani pre-order feeling'i oluşturur. Beyin sapı çekirdekleri basitçe bir bağlantı istasyonu değil, karar verme istasyonudur. Bu karar verme ayrıntılarının çalışması, pre-order feeling'in inşa edilmesine katılır ve yukarıda bahsedilen organizmaya yani öteki self'e özgü diğer mekanizmaların da temelini oluşturur. Tüm öteki duyguları önceler ve tüm duygu ve hisler süre giden temel hislerin varyasyonları. Bunlar temel hisler dediğimiz vücuttan gelen, bedenden gelen hisler. Yine nesneler ile organizmanın etkileşiminden kaynaklanan tüm hisler de süre giden primordial hislerin varyasyonlarıdır. Bu sistemin bir özelliği de kaynak algı yıkları boyutlarından bağımsız içerisidir. Yazar bu özelliğin felsefede zaman içinde self'in değişmez kalması sorunu demek olan aynılık, singularity özelliğinin kaynağı olabileceğini de söylüyor. Bu sistem yaşla, büyüme ve gelişme ile geçen zamanla görece olarak değişimler görür. Burada kastedilen yine bedenle ilgili olan ekstraroseptif duyuların köken altları, kas, eklem vesairedir. Kaynakların büyümesiyle beyindeki temsil alanlarında ve kalkındıkları fizik alanında değişme gerektirir. Ama ekstraroseptif sistemde doğası gereği bu temsil bu tarz uzamsal değildir ve zaman içerisinde değişkenlik göstermez. Yazar ana introseptif sistemin nerede işlediği sorusunu temel yapılanmanın beyin sapındaki hipotalamus ve nükleus birkaç merkez sayıyor. Bunlar olduğunu gösteriyor. Burada bölgesel olarak hayatın idame süreçleri sağlandıktan ve primordial duyguları ortaya çıktıktan sonra introseptifin açık biçimde identifiye edilebilmesi yani bilinçlerle yönetilebilmesi için bu yapıların tamam süreyle insüler kodeksine bağlandığını söylüyor. Anatomik yapılarda fazla bir ayrıntıya girmek istemiyorum. Yalnız işte temel nokta şu, beynin alt yapıları ile üst yapılar arasında bir kategorizasyon, bir sınıflama, bir özelleşme var. Önce alt yapılar çalışıyor, sonra üst yapılar bunu değerlendiriyor ve yorumluyor. Peki bu değişmeyen noktalarla ilgili bir zaman şey var mıydı? Zaman derken? Yani ne zaman düştü? Hayır, yaş olarak mı? Evet, yaş olarak. Yok. Ama tabii biz kendi psikanalitik teorilerden hareket edersek tabii erken dönemde oluşmaya inşa olmaya başladığını söyleyebiliriz. Peki defomot network'ü düşünürsek de yine bize yardımcı olabilir. Defomot network çocuk çağında yok. Sonra yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor. Artık yetişkinliğe gidene kadar da sürekli bir evrim geçiriyor ve gelişmesi hayat boyunca devam ediyor. Evet, geçmesi hayat boyunca devam ediyor. Yani damazların bu kavramı bence zaten çok enteresan. Yani çocuklar olgunlanması açısından da yani haritalama deyince aslında hiç şeyi düşünmemiştim ben buraya kadar. Hipotalamusa ya da bu çekirdeklerde bir harita olduğu fikri çok da şey değil bende. Ama ben daha çok bu somatosensöryel ya da işte motor korteks kısmında haritalar var bizle ya da benle ilgili. Evet bunun hipotalamusla ilgili bağlantısı da vardır diye düşündüm ama hani hiç şeydeki bu hipotalamusla ve solitar çekirdekteki haritaların değişmezliği fikri mesela benim için şu an çok enteresan ve bir şekilde kaç yaşta oluşuyor ben ona müdahale edebilir miyim fikri bana şu an çok cazip. Hipotalamus zaten vücuttan gelen her şeyin geldiği yer ve yönetildiği yer. Talamus da korteksten her şeyin geçtiği yer. Tamam zaten. İşte o yüzden aslında bu şeylerde rol olmaması biraz hani aslında ispatlanmış tarafları daha iyi oluyor ama aslında teorik olarak hiç öyle düşünürsek aslında rol olmaması da çok büyük bir tamam, rol olmaması çok mümkün değil. Eyvallah. Zaten yaptığımız çalışmaların hepsi oradan gidiyor ama gene de hani hipotalamusta bir harita var deme fikri bence bence enteresan. Evet. Başka fikir var mı arkadaşlar? Devam edelim. Evet. Genetik faktörler burada ne zaman devreye giriyor?
faktörler mevcut faktörler bizim terapi, psikoterapi ve psikolojide çok hani düşünmemiz gereken faktör ve genetik yük dediğimiz bir şeyle çalışıyoruz. Bu en başta mizacımız olarak da ortaya çıkan şeyin temelinde tabii ki genetik yük mutlaka var. İşte bu bizim hani birçok vakada niye farklı sonuçlar aldığımızda aldığını gösteriyor. İşimizi kolaylaştırıyor da, kolaylaştırıyor da. Ana organizma yani bedene ait haritalar. Bu haritalar tüm bedenin ve onun ana kompartmanları olan baş, gövde, ekstremitelerin bir şeması olarak tanımlanabilir. Yani bu homunculus dediğimiz şey, beden hareketleri bu ana beden haritasına kıyasla karşılaştırılarak haritalanır. Doğal olarak bu haritalar büyüme ve gelişmeyle mitoseptif haritaların aksine olarak çok fazla değişiklik gösterir. Çünkü büyüklüğüne beden büyüyor. Bir de harita dediğimiz şey arkadaşlar gerçek bir harita değil. Bir kodlama aslında ve en çok metafor olarak haritaya benzediği için harita diyoruz ve bu yaygın bir şey, hala da kullanılıyor. Ama haritalar haritalanıyor, onun haritası haritalanıyor, onun üstünde bir haritalama daha yapılıyor ve düzeyler o kadar çok artıyor ki biz artık şu anda düşünmediğimiz şeyi ifade edebiliyoruz. Yani düşündüğümüz şey onun bir sonucu. Haritanın haritasının haritasının haritası gibi bir şey ve bu layer'lar sandığımızdan da fazla. Tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama böyle hareketli konusu, hemen şu anda teori en azından bu yönde. Yani cehaletimiz bu aşamadayız diyebiliriz. Bu nedenle proserpin tekilliğinin kaynağı olamazlar. Ana enteroseptif haritalar ana beden haritasıyla uyumlu olmak zorundadırlar. Bu uyum haritaların birbirine anlık transferleri değil, yine eş zamanlık ilkesinde sağlanacaktır. Tabii çevreden gelen duysal gelişme haritaları var. 3 numaralı dışsal olarak yönlendirilen duysal gelişmenin haritaları var. Damansı bunları gözler, kulaklar, burun, dil gibi özel duyu organlarından sağlanan özel duyunun ötesinde bir set olarak tarif ediyor. Örneğin, gözün özel uyumu görmeye elde ederken uzamsal uyum için yaptığı bütün mekanik ayarlamaları sağlayan göz kasları, iz kasları, etraftaki dokular vesaire yapılardan gelen duyumlarla bu haritanın oluştuğunu söylüyor. Bu verilerle oluşturan bu haritalar somatosensörel sistemde, insulada, ayrıca görme için frontal göz alanında organize olmaktadırlar. Üst kayı yapıyorlar. Damasya bu haritaların iki işe yaradığını söylüyor. İlki, bilinçliğin temel elemanı olan perspektif. İkincisi ise zihnin kalitelik yönünün inşa edilmesi. Evet, bahsettiğim buraya geldi. Bu haritaların level yükselmesi, seviye seviye, işte kabuklar kabuk yükselmesi sonuçta bilince yaklaşan, bilince benzer bir şey iman etmeye başlıyor. O yüzden de artık bir anlaşım ve birçok hayvanda bilinin seviyede bir bilinç var. İşte istakozda başka var, işte farede biraz daha var, işte şempanzede bayağı bir şey var falan gibi. Yani bunların hepsi o organizmanın ihtiyacına göre üretilmiş bir takım imgelerin kodlanıp tekrar haritalanması ve tekrar imgelenip tekrar haritalanması. Hocam, efendim? Evli demek ki iştiraklı bir şekilde. Evli kesinlikle ilgili olduğu düşünülüyor. Mesela Neandertallerin mesela yapmış olduklarını araştırmalarda beyinlerin %50'si sadece görme yetisi üzerinde. Enteresanmış gerçekten. Demek ki görmeyle çok işleri var. Avcılık yapıyorlar. Tarımda işleri yoktu galiba değil mi? Yok. Yiyeceklerimizin 90'lı et falandı. Evet, o yüzden belki evin mevcutu zaten organik bağ var. Evet, bir de tabii sosyallikle de alakası var. Mesela dışsal olarak hani duysal geçiş haritalarında bu damasyon gözleri mesela örnek almışların zaman da herhalde haritalar bir şey evrilmiş. Ona göre haritalar da artıyor, azalıyor. Evet. Şey gibi hani prokaryotların aslında predator, prokaryotlar olması gibi yani evrimleştikçe daha çok bilgi işlemeye ihtiyacımız var. Bu da evrim sürecini tetikliyor belki. Belki bununla alakalıdır. Belki dinin evrimindeki o hikayeyle alakalıdır. Hani işte kemiklerden ilk çıkarıyoruz, sonra da işte falan et çalıyoruz, yaşıyoruz falan gibi hikayeler belki de bunu tetikleyen bir faktör oluyor. Yine diğer iki sistem ile bu sistemin de sürekli bir uygunluk içinde olmasının gerekli olduğu ve bu uyumun da yine anlık harita transferiyle değil zamansal bir koordinasyon eş zamanlıkla sağlandığını iddia ediyor. Burada bir noktaya daha değinmek uygun olacak. İki birbirine karşı durumdan bahsediyor Damasio. Bunların ilişkisinin selfin biyolojik inşasının anlaşılmasına temel öneme sahip olduğunu söylüyor.
Birincisi dış dünyadan ve bedenin içinden gelen sonsuz değişkenlikli durumlar, yani veriler. İkincisi ise iç ortamın çok daha bir aralıkta sabit durması zorunlu. Yani homeostaz dediğimiz işte ateşimizin işte 36,5, işte tansiyonumuzun şu kadar, işte metabolizmamızın bu kadar, işte kalsiyumumuzun şu kadar, sorunumuzun bu kadar olması gibi bir şey var. Bu zorunluluk bize ilksel duygular ve ilkselin temelinde olduğu bir basit platform sağlamaktadır. Bu platformu kullanarak organizmanın ilişkiye girdiği çevrenin değişkenliklerini içimize uydururuz. Değişkenlikler, kutsalın o anki durumuna karşılık olarak kaydedilir, değerlendirilir ve ardından gelen fizyolojik olayları tetiklerler ve bu üç yapının iç ortam, iç organlar ve dıştan yönlendirilen duysal giriş kapılarının bazal durumlarının canlı hareketler denizinde bir stabilite aracılığını kazandırdığını söylüyor. Az önce konuştuğumuz şeye benziyor. Yani stabilitemizi sağlamak için bütün bunların dengesini korumak üzere beyin ağlarımız gelişiyor. Şeklinde belki basitleştirebiliriz. Bu sistem zihnimizdeki tüm deneyimlerimizi etkileyen, zihnimizin dışında neler olduğunu bedenimize göre gösteren bir bakış açısı sağlayacaktır. Bu sağlam temel sayesinde dışarıdan gelenle bedene ait olanı, yani hem selfie hem ötekini, hem de potansiyel olarak gerçek dışsal şeyle zihinsel olarak inşa edildiğini ayırt edebileceğimiz bir temel oluşabilecektir. Yani şimdiye kadar önemli ölçüde içsel duyulardan gelen selfie konuştuk. Bundan sonraki aşama, bir üstteki aşama, çekirdek selfie dediğimiz aşama. Bunu dediğim gibi daha önce William James buldu, ancak Damasio'da aynen artık şu andaki çağdaş almış aynen kabul etti. Çekirdek selfie, yani ikinci basamak, organizmayı temsil eden protoselfie ile bilinmiş, algılanmış bir nesnenin beyinde oluşturduğu temsilin ortaya çıkmasıyla ilişkili, beyin ağlarının ilişkisiyle ortaya çıkıyor. Çekirdek selfie bir atımı, organizma ile bir nesne arasındaki etkileşim sonucu, protoselfie ve etkileşen nesnenin imgesinin modifiye olmasıyla oluşuyor. Nesnelerin ve bedenin modifiye olmuş, birbirlerini değiştirmiş imgeleri, anlık olarak birbirleriyle koherent eş zamanlı paternler olarak bağlanıyorlar. Organizma ve nesne arasındaki ilişki, bir kısmını hislerin oluşturduğu bir bütünlük oluşturacak tarzda art arda gelen imgeler biçiminde oluyor. Her an self ve ötekinin deneyimlendiği kompleks insan yaşantılarda, protoself ve primordial hisler bir self oluşturmak için ya da sayılmak için yeterli değil. Protoself ile onun primordial hisleri arasında ve bizim kişilik ve kimliğimizi sağlayan otobiyotik selfimizin arasında bir orta düzey ya da ana eleman gerekli. Bunun için yukarıda tanımlanan protoselfin sabit yapısından bir şeyle an bir an değişmelidir ki bu çekirdek selftir. Nesnenin bir kez algılanması bedeni kendini ona uydurmaya zorlayacaktır. İşte protoselfteki bu anlık değişimler çekirdek selfi yaratırlar ve bu ilişki bir olaylar zinciri ortaya çıkarır. İlk olarak nesneyle ilişkilendirilen primordial hisler bir nesneyi bilme hissi haline alır ve bu his an içerisinde bir nesneyi diğerinden ayırt etmemizi sağlar. İkinci olarak bu duygusal işaretlenmeyle beraber ilişkiye geçilen angaje olan nesne için bir özellik farklılık ortaya çıkar. Diğer nesnelerden ayırt edilen o nesneye dikkat edilmiş olur. Yani nihai olarak çekirdek selfie tanımı şöyle yapılabilir. Bir nesne tarafından modifiye edilen protoself ve modifikasyonun sonucunda o nesnenin duygularla işaretlenmesi ve dikkati çekmesi çekirdek selfie yaratır. Bu neye benziyor arkadaşlar? Nesne, duyguyla alayım, kendilik nesnesi, değil mi? Çok kullandığımız klinik bir kavram olarak hatırlayabilirim. Evet. Self zihni imgelerle de gelir ve ya da düz bir zihnin işlemlenmesine bir dizin bir ilave olmasıyla bilinçli zihin ortaya çıkar. Bu imgeler, 1. Organizmanın modifiye olmuş protoselfin imgesi, 2. Bir nesneyle ilişkiye yanıt olarak ortaya çıkan duygusal durumun imgesi, 3. Bunların kaynağı sebebi olan nesnenin imgesi. Burada söz konusu olan nesne obje olarak bahsedilen sadece dışarıdan algılanan şeyler değil, düşünceler, imgeler, hatırlanan şeyler ve bunların geniş ölçekli eş zamanlı paternleriyle anlık olarak bağlanmaları ortaya çıkar. Çekirdek selfie'nin atımları her zaman online olmasına karşı bellek yapılarının kullanılma gerektiğinden otobüyotik bir self bu eş zamanlılıkta aktüel olmayan offline yapılarında bir yapı kurmalı, geniş dışı olan bir kısım malzemeyi çevrim hale getirmelidir.
bu tarzda yeniden bilince gelme durumunda olaylar ve meselelerin emosyonel ağırlıkları, bağları, proses boyunca yeniden yapılandırılır. Nöroluşmuş olarak bu inşa, yeniden inşa işi, daha önce bahsedilen DCR bölgeleri tarafından idare edilen bilinç dışı işlenmemeye ihtiyaç duyacaktır. Otobüs Serif'in damar sevgili inşası şu basamakları takip ediyor. İlk olarak tüm algılamayı başlatan, tetiği çeken nesnenin belirlediği, çağrıştırdığı otobüsün bellek setinin bir grup halinde tanımlanması gerekir. Peki ikinci olarak, potansiyel olarak sonsuz olabilecek olan bu adıların uygun olanların ortaya çıkarılması ve prototip ile ilişkiye geçirilmesi ve sonunda da sonuçların tutarlı, ortaya çıkan imgeyle ilgili bir paternin oluşturulması gerekir. Yani ardışık pek çok çekirdek serp atılımlarının otobüslük serp çerçevesinde tutarlı bir bütünlüğü oluşturulmalıdır. Bellekten çağrılan özel için bir imgeler demet olarak bilinçli hale gelmelidir. Bu imgelerin prototip ile interaksiyon haline geçmeleri, çekirdek serp atılımları oluşturmaları gerekir. Ve üç sonucun belli bir zaman aralığında eş zamanlı bir bütünlük olarak ortaya çıkması gerekmektedir. İlk serpin introseptif komponenti daha önce söylediğimiz gibi üst beyin sapı ve insula kanatlıdır. Duysal giriş komponenti ise klasik somatosensörler, kortekler ve frontal göz alanı kanatlıdır. Çekirdek serp ortaya çıktığında bu komponentlerden bazılarının durumları değişir. Algılanan nesnelerin doğurdukları imgeler bir nabız gibi tüm eylemi oluşturur, uyanıklığı artırır. Çekirdek serpin böyle anlık çıkışları için özel bir koordinasyon merkezine ihtiyaç yoktur. Ama süreç birbirini izleyen imgeler giderek bir olay örgüsü biçiminde gerçekleştiğinde tüm yapıları zamansal olarak birbirine koordine edecek, sonra bunları otobüsle bir serpile bağlantılacak bir merkezi koordinatöre ihtiyaç olmaktadır. Yazar bütün otobüyografik serp operasyonun hatta bilinçliğin sözü edilen bu koordinasyon cihazı içerisinde maddeleştirilemeyeceğini, ortaya çıkan bölümün zihni olarak zihni yapan bütün yapıların tümüyle katıldığı bir iş olduğunu, tarif ettiği için prosesin kendinden organizasyonu olarak tanımlanabileceğini söylüyor. Burada bir takım bu koordinasyon merkezinin bazı beyin yapılarından bahsediyor. Buna da geçiyorum. Buraya kadar arkadaşlar. Soru var mı? Çok öldürdüm sizi. Evet. Hiç ara vermedik ama yoruldunuz mu? Harika. O zaman ikincisini yapalım. Biraz daha ileriye gideriz. Ara mı vereceğiz? Yok. Soru yoksa bitirelim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ağzınıza. Ben teşekkür ederim. Sizi çok yordum ama. Güzel. İyi beğendiniz. Teşekkür ederim. İyi beğendiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu da aslında çok hani yönelik, çok yeni ve çok zor konular. Evet, kavramlar biraz soyut. Kavramlar çok hani soyut ve hatta birçok şeyi hipotetik ve yeni inşa edilen kavramlar. Birçok şeyi aslında bir ucundan biliyoruz. O yüzden dikkatlisiniz. Bir sürü hani aslında varsayımsal noktalar var. Ama işte yeni bilimler böyle gelişiyor. Umarım biraz daha hızlı gidecektir. Çok sağ olun. Rica ederim. Buradayız. Yani onu biliyoruz.
Ben kaçıyorum orada. Sen gelsene. Evet. Yemeğe mi? Hı-hı. Ben hiç rahatsız etmiyorum. Yorulmuşum ben. Arabayla gelmedim. Bunu toparlayalım. Ben de üstüne göre geldim. Nereye park edelim diye. Şöyle antrede bu konuşma işte. Her zaman olur. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Gerçekten. Gerçekten. Yani boğazım ağrıyor. Berbat anlattım. Hayır. Ben de sen neredeydin? Ben gittiğim gün. O zaman tamam. Çok şey kaçırdım. Senin şeyin mi vardı? Berayla mı görüşürsün? Efendim? Berayla mı görüşürsün? Evet, Berayla görüşürsün. Tamam, çık o zaman da kızmasın dedi. Aynen. Sonra beni sorguluyor. Onları konuşuruz ayrıntıları. Hocam yarın müsait misiniz? Ne için? Görüşmek için. Tamam. Müsait ben misiniz? Ben yazarım sana, oldu mu? Tamam. Tamam o zaman. Yoksa yaz bana WhatsApp'larını da hatırlayayım. Tamam, hazırlatacağım. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Yani sizin sana... Biz sanıyoruz boş diyor. Yani niye böyle bir şey yapmışsın? Evde çok üzmüş. Ve sen çok sinirli. Tamam o zaman. Kayıt yaptırmak da mı acaba? Kayıt yaptırdık bir sıradımız vardı. Çünkü biraz fake yazdık kayıtlarımızı. Aynen öyle işte. Ne lazım sonra yaz. Ya da sinirlenmek. Evet güzeldi. Sonra ne olmadı? Alanda mısınız dedi. Ama hani sadece yalan söylemeye bağlıymış aslında. Belki de istemiyorlardı yani. Ne belge mi istiyorlar? Kim yanları bir doğru olacak ki? Sen düşün müsün? Hayır, düşürüm. Ben hep burada dur. Bir şart var ya. Evet. Korkutuyorlar öyle. Evet. Evet. Bana hiçbir şey sormadı. Bir iki yedir. Evet, çok akıllı. Ne olsun? Ne iş kötü ha? Bir tebrik yok. O zaman biz de çıkıyoruz İlhami. Allah'a beraber çıkalım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben de akşamlar.